Sahne 1, Dilara Aytu, İç Kadıköy Stüdyo. YouTube'u podcast'e tamamen bırakmak ve yazmak. Serdar Ortaç'ı da dinlemeyi çok seviyorum mesela. Eğer anlatmıyor olsaydım belki de hiç yaşamazdım. Bana sorarsan hiçbiri ekmek su kadar değerli değil bu arada. Bugün mesela böyle çocuk çocuğa karışacağını düşünüyor musun? A few moments later. Ben Dostoyevski'ciyim mesela. Daha böyle yer altına inen. Bedenin katılmadığı herhangi bir şenlik yoktur. Çünkü ben felsefeden çok çakmıyorum. Hani... Ben de edebiyattan çok çakmıyorum. Edebiyatçı fil dişi kuleye inerdi. Ben hayatım boyunca hep çok erken yaşta öleceğimi düşündüm. Anahtar sözcük benim için absürt oldu. Ben edebiyattan da artık sıkıldım. Psikologlar ve psikanalistlerin yorum olarak neler bırakacağını çok merak etmeye başladım. Merhaba. Bugün uzun bir aradan sonra bir konuğumuz var. Edebiyatçı yazar Aytu Akdoğan. Aytu'yu muhtemelen çoğunuz tanıyorsunuz. Özellikle YouTube'da yaptığı Yazar Burada Ne Demek İstemiş veya Yer Altından Notlar gibi programlar bir hayli popüler. Ama Aytu sadece bir yayıncı değil. Aslında biz yaşıt da olduğumuz için o dönemi hatırlıyorum. Ben böyle 17-18 yaşındayken Aytu ilk romanını yazmıştı. Ve gazetelerde böyle boy boy fotoğrafları çıkmıştı. Daha edebiyatçı rockstar havasıyla böyle de bende bir sakınca yok sanırım. Yok. O yüzden Aytu'nun genç yaşına rağmen uzun bir edebiyat kariyeri olduğunu da söyleyebiliriz. 17 yaşında yazmaya başladığı için. Nitekim 5 tane de romanı var. Aytu hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biz bugün biraz fazla güleceğiz. Çünkü ilk kez kanalımda bir arkadaşımı ağırlıyorum. Yani biz yayıncı kariyerimizin dışında da Aytu'yla arkadaşız. Ve geçenlerde bana Twitter'dan biri... Şey dedi yani Aytu Akdoğan'la program yapsanız müthiş olmaz mı? Edebiyat ve felsefe tartışırsınız diye bir tweet gördüm. Bu nasıl daha önce aklımıza gelmedi ki diye düşündüm. Çünkü insanlar şey diye düşünüyor. Aytu zaten yayınlar yapıyor. Dilara da yayın yapıyor. Bunu konuşmuşlardır herhalde diye. Hiç konuşmadık. Ya garip. Galiba arkadaş olduğumuz için aklımıza gelmedi. Hani bir de biz bu tür şeylere çok böyle iş gözüyle bakmıyoruz. En azından hani ama şey güzel. Bu arada aslında bana da çok soran oluyordu. İşte Dilara'yla bir şey yapsanıza falan gibi. Ama benim yaptığım içerik konuk almaya çok müsait olmadığı için yapamamıştık. Ama çok sevindim. Sadece nasıl bayağı şey gibi geliyor bana. Bu Amerikan başkanlarının yaptığı bir seçimde bir şey vardı. Adını unuttum. Bir kapışıyorlar ya birbirleriyle. Ha, debate, ha, işte münazara gibi. Çünkü ben felsefeden çok çakmıyorum. Hani... Ben de edebiyattan çok çakmıyorum. Nasıl olacak değil mi? Zaten bu yüzden seni davet ettim. Felsefeden çok anlamaman konusunda rahat ol lütfen. Çünkü ben de edebiyat konusunda büyük bir açıklık var bende. Geçenlerde edebiyatta intihal meselesi üzerine bir içerik çektim. Ve içerikte şey dedim. Edebiyatla da aram çok iyi değil. Ya bunu bir edebiyat düşmanı gibi bir yerden söylemiyorum tabii. Hani lisede belirli başlı dünya klasiklerini Türk edebiyatını okumuştum ama dürüstçe söylüyorum. Belki de yani 5-10 senedir kurgu okumamış olabilirim. Hani Borges'in öyküleri dışında ama onları da felsefi niyetlerle okudum. İyi bir okuyucuyum ama genelde teoriden ilerliyor. Edebiyat henüz böyle tadını alamadığım bir zevk olarak bekliyor. Sen benim edebiyattaki açıklarımı kapatırsın. Ben de sana felsefe konusunda naçizane yardımcı olmaya çok çalışırım. Ve üzerine böyle çok buyurgan bir yerden değil de sohbet ederiz diye düşündüm. Öncelikle bir yerden başlayacağım. Yani felsefedeki edebiyatın pozisyonuna dair bir giriş yapıp sonra sözü sana vermek istiyorum. O videoda gelen yorumlardan biri şuydu. Bir felsefeci nasıl edebiyattan anlamaz? Yani bir felsefecinin edebiyatla arasının iyi olmamasını düşünemiyorum ben diyen biri vardı. Hangi bakış açısından söylediklerini anlıyorum. Yani Türkiye'de genel olarak hakim anlatıyı düşündüğümüzde, felsefi anlatıyı düşündüğümüzde sanki edebiyat ve felsefe birbirlerinden hiçbir zaman ayırt edemeyeceğimiz şeyler gibi. Yani bütün felsefeciler zaten edebiyatla ilgileniyordur gibi bir algı var. Burada şöyle bir sorun var. Felsefe tek bir şey değil. Ve diğer disiplinlerde de olduğu gibi burada da birbirinin alt başlıkları, birbirinden farklı gelenekler var. En temelde işte kıta felsefesi ve analitik felsefe dediğimiz bir ayrım var. Analitik felsefedeki... Filozoflar kıta felsefesini hep çok edebi olmakla suçlarlar. Bak suçlarlar diyorum. Bu bir övgü değil. Aksine genel olarak hani böyle karikatürize ederek söylemem gerekirse felsefenin edebiyattan ayrılması gerektiğini, çünkü burada daha metodolojiye dayanan bir bilgi üretimi, düşünce sistemi olması gerektiğini düşünürler. Ve bu yüzden mesela bir analitikçiye göre Nietzsche'nin filozofluğu tartışmalıdır.
O yüzden felsefenin edebiyatla olan ilişkisi bizde biraz böyle tartışmalı bir konu. Bir yerde analitikçilerin bu işte yeterince argümantatif olmamaktan dolayı edebiyatın münasip bir felsefe yapma biçimi olmadığını söyleyen bir kısım var. Bir tarafta da Nietzsche, Sartre, işte Heidegger gibi şiiri, edebiyatı öven ve orada dilin olanaklarından dolayı felsefe yapmaya imkan tanıyan bir zemin bulan bir taraf var. Senin bakış açından edebiyat ve felsefe arasındaki ilişki nasıl? Yani bunu bir okuyucu olarak değil, yazar olarak da soruyorum sana. Çünkü senin kitaplarına baktığımda böyle varoluşçu felsefe damarlarını görebiliyorum mesela. Evet, ama bilinç dışı bir yerden. Ya çünkü çok okumasını yaptığım bir alan hakikaten değil. Yani tabii ki çok okudum üstüne ama hani böyle çok da okumadım. Benim aklıma ilk gelen şu örnek oldu sen bunu söyleyince. Mesela benim ana dilimde okumaktan en çok keyif aldığım, mutluluk duyduğum, çünkü bir çeviriye ihtiyaç duymadan okumaktan keyif aldığım adam Oruç Aroba'ydı mesela. Ve bu adamın yaptığı şey felsefeyle edebiyat yapmaktı. Şimdi bu adamı ben nereye koyayım mesela? Yani şöyle bir şeyden bahsediyorum. Adamın gerçekten kullandığı noktalama işaretleri bile, ki bunu kafasına göre kullanıyordu, orada bile çok böyle felsefi anlamlar vardı. Keza şöyle bir şey var. Hem sert, tarafsız, hem de şairane bir üslubu vardı mesela. Keza Bilge Karasu buna örnek verilebilir. Belki Ulus Baker biraz ucundan. Şimdi Nietzsche filozof muydu, edebiyatçı mı bilmiyorum. Benim için çok fark etmez. Çünkü şöyle bir şey var. Bazı edebiyat kuramcılarına göre Dostoyevski mesela polisiye yazarı olarak geçiyor. Neden? Çünkü hemen hemen her romanında bir tane cinayet konusu var. Kimine göre Dostoyevski varoluşçuydu, kimine göre yeraltı yazarıydı. Bana sorarsan hepsiydi ve hiçbiriydi. Yani adam zaten Dostoyevski'ydi. Hani bu tür sınırlandırmalar bana biraz farazi geliyor. Çünkü arada şöyle bir fark olduğunu düşünüyorum. Mesela ben neden felsefi metinlere çok daha yatkın değilim? Neden edebiyatı seviyorum? Bu konuda tarafsız ve bağımsız olamayacağım. Bir parantez açıp beni bağışlamanı da isteyeceğim ama bana sorarsan felsefi metinler biraz didaktik ve doğrudan geliyor. Ama edebiyatın yaptığı şey felsefedeki o büyük soruları ve soru işaretlerini, sorunları alıp hikayeleştirmek, karaktere dökmek gibi geliyor. Aslında çok yakında mesela not ettiğim çok kısa bir hikaye var. Mesela ben şimdi diyelim ki seninle varlık felsefesi üstüne konuşuyoruz. Benlik, kimlik gibi kavramları tartışıyoruz. Ve sen bunun üstüne bir cilt kitap yazmış ol. Kocaman böyle kalın bir kitap yaz. Çok saygı duyuyorum. İstersen okuyabilirim bu arada. Çok güzel olur. Yakınımda ve lütfen keyfine yani, bak. Alelade bir hikaye ama hikayeleştirmenin gücünü anlamak ve anlatmak için. Şunu da söyleyeyim. Okuduktan sonra çünkü araştıranları olacaktır. Bu okuyacağım metin Nietzsche'ye ait görünüyor internetteki kaynaklarda. Kesinlikle değil. Nietzsche'nin yazdığı hemen hemen her şeyi farklı bir sürü çeviriden okudum. Nietzsche'nin değil. Bu anonim bir hikaye. Büyük ihtimalle bu haiku tarzında şiir de yazan Japon zen sanatına yakın bir yerden bir anonimlik olduğunu düşünüyorum. Mesela şöyle, hani demin dedim işte benlik, kimlik üstüne bir tartışma. Mesela ben sana bunu birinin hikayeleştirdiği bir şekilde şimdi okuyacağım. Neden bunu daha çok sevdiğimi bence bu ifade edecek. Okuyorum bunu. Bir gün bir deniz kıyısında ihtiyar bir taşçı bir kayayı yontmaktadır. Bu sırada güneş onu yakıp kavurur. Adam Tanrı'ya yakarır. Keşke güneş olsaydım diye. Ol der Tanrı. Adam güneş olur ama üstüne bulutlar gelir, örter güneşi. Sonra bulut olmak ister, ol der Tanrı. Güneşten buluta dönüşür ama rüzgar oradan oraya savurur bulutu. En iyisi rüzgar olmak herhalde der. Ona da ol der Tanrı. Buluttan rüzgara dönüşmesiyle etkisi artar. Fırtına çıkarır, kasırgaya neden olur. Her şeyin üstündedir artık, her yerin egemenidir. Sonra büyük bir kayaya rastlar. Sağından eser, solundan eser ama kayayı bir santim bile kıpırdatamaz. Bu sefer de kaya olmak ister. Olur, kaya da olur. Kıpırdamadan tüm gücü ve haşmetiyle bir kaya olarak durmaktadır artık. Derken sırtında bir acı ile uyanır. İhtiyar bir taşçı kayayı yontmaktadır. Şimdi bu benim için bir cilt kitaptan daha iyi. Ben bütün meseleyi ben bir hikayeleştirdiğinde anlayabiliyorum. Bir karakter diyor ki ihtiyar bir taşçı var, kayayı yontuyor diyor. Onu olmak istiyor, bunu olmak istiyor. Sonra başladığı yere geri dönüyor. Ben mesela buradan ben bir sürü mesaj çıkartıyorum. Anlatabildim mi? Yani
Kolaya mı kaçıyorum? Yok hayır. Tam olarak şey düşünmüştüm. Seninle bu yayını yapmadan önce buraya geleceğimizi düşünmediğim ama gelmemizin muhteşem olduğu bir yere geldik. Storytelling, hikaye anlatıcılığı. Evet. Hatta dün daha böyle işte felsefe bölümünden arkadaşlarımla akşam yemeğindeydik ve Dilara doktora tezini nasıl revize ettin gibi bir yerde konu oraya varınca şey dedim. Hikayelerin, anlatıların, hani naratif anlatılarımızın, öykülerimizin deneyimimizi nasıl şekillendirdiği üzerine çalışmak istiyorum. Yani şunu düşün, çok basit bir yerden anlatacağım. Mesela İbrahim'i dinlerin bir anlatısı var değil mi? Çizgisel, zamanın çizgisel olması, başlangıç, yaratılış, son ve ahiret. Hint felsefesinde bir Hindu'nun da bir anlatısı var. Orada da başka bir öykü var. Hı hı. Ve bu öykü çizgisel bir zaman anlayışını değil, döngüsel bir zaman anlayışını içeriyor. Ve dolayısıyla elimizde iki öykü var. Hı hı. Peki bu iki öykü, iki anlatı neyi belirliyor? Tepeden tırnağa bir Hindu ve bir Yahudinin hayatı, varlığı nasıl anlamlandıracağını belirliyor. Yani oradaki o anlatı o kadar güçlü ki, tonlarca kitabın hani diyorsun ya, tonlarca ansiklopediden çok daha fazla şey buluyorum diye. O anlatı kişilerin dünyayı deneyimleme biçimlerini belirliyor. Yani tabii, deneyimin içeriğini belirliyor. Ben de bu yüzden şunu düşünmeye başlamıştım zaten. Hikayenin, bu hikaye isterse şiir diyelim. Yani bunu çok genel bir başlıkla belki de anlatılar diye özetleyebiliriz. Varlığımızı anlamak konusunda, bizi bize açmak konusunda muazzam derecede belki de büyülü bir gücü var. Zaten böylesi büyülü bir gücü olduğu için biz böylesi hikayelere sahibiz. Çünkü sinir bilimde de konuşulan şeylerden bir tanesi şu mesela. Bu hikayeler nereden geliyor? Ben neden hikaye anlatıcısıyım? Ya da ben neden sanat eserleri üretiyorum? Sonuçta hikayelerin, sanat eserlerinin, işte Rönesans tablolarının gökyüzünden indiğini düşünmüyoruz değil mi? Böylesi üretimlerde bulunuyor olmamızın bazı gerekçeleri var. Demek ki evrimsel süreçte bir avantaj sağladı. Beni yaşatan şeyler olduğu için bunlar var. Bu açıdan baktığımda edebiyatın gücü, buna katılırım, felsefenin gücünden daha büyük bir güç olabilir. Yani belirleme bağlamında, kişiyi etkileme ve dönüştürme bağlamında bir tarafta hakikaten şunu yapabilirsiniz. Varoluşçu felsefe üzerine teorik bir kitap alırsınız, onu okursunuz ve oradan varoluşçu felsefenin temel dönelerine dair bir şey öğrenirsiniz. Ya da açarsınız Karamazov kardeşleri, okursunuz. Ve o sorularla hemhal olursunuz. Bu bağlamda konuşuyorsak kesinlikle katılırım. Yani hiyerarşik bir yapı kurmak niyetinde değilim ama. Ben de tam onu söyleyecektim. Hani edebiyat büyüktür, felsefe gibi kesinlikle bir şey deniyorum. Değil. Bu göreceli bir kavram. Düşünüyorum. Bu benim hayata bakış açım bu şekilde şekillendi. Hı hı. Ve bu tür okumaları daha çok seviyorum diye. Hatta yani mesela edebiyat felsefeyi konuşuyoruz. Psikoloji edebiyata bakalım. Steven Zweig'ın tanımıyla Dostoyevski zaten psikologların psikoloğuydu ya. Yani sen Suç ve Ceza'yı okuduğunda psikolojiye dair zaten Freud ondan kaç sene sonra yazdı onları ama Freud'un da Dostoyevski üstüne yazdığı yazılar mesela. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında edebiyat bütün bunların bana kaynağı gibi geliyor. Ama dediğim gibi tarafsız bakamıyorum. Çünkü ben de ben çok küçük yaştan beri hayatımda en çok övüneceğim, tek övüneceğim şey budur. Manyakça büyük bir kütüphanem var benim. Ben bu böyle sevdim bu dünyayı, yaşamı. Ama tabii ki felsefi metinlere de büyük bir saygı besliyorum. Ama bana sorarsan tarih okuyacaksam da mesela tarihi bir roman okumayı tercih ederim. Hani gidip de şu tarihte şu olmuş, şu savaşlar olmuş, bilmem ne olmuş yerine bunu da hikayeleştirdiğinde işte o hikayeleştirmenin önemi, storytelling kavramı. Hı hı. Ben böyle algılıyorum. Daha şeyden bahsetmiyorum ama edebiyat sonuçta bir söz sanatını içeriyor. Ama bu okuduğum bir paragraflık hikayede aslında bir söz sanatı yok. Çok sade bir metin. Bir iki betimleme vardı sadece işte rüzgarın nasıl estiğine dair falan. Hani böyle illa büyük süslü cümleler, uzun betimlemeler olsun demiyorum ama hikayeleştirmesi hoşuma gidiyor. Bu noktada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Söz sanatı dediğimizde ağdalı bir Türkçeyi anlıyoruz ama günün sonunda o hikaye de sanat. Neden? Çünkü metaforik bir anlamı var değil mi? Yani tabii, metaforlarla konuşmaya başladığım an ki metaforu... Eski Yunanca'da şey demek, metaforos, doğru hatırlıyorsam böyledir değilse ekrana yazarız. Öteye taşımak demek. Yani mevcuttur bu, alıyorsun sen onu öteye taşıyarak başka bir yerden kuruyorsun. Hı hı. Resim sanatı da bunu böyle yapıyor, heykel de böyle yapıyor. Ya bir şeyi sanat eseri haline getiren şey şu ya,
kendisi dışında başka bir şeye işaret ediyor olması. Edebiyat da bunu sözle birlikte yapmaya başlıyor ve orada yine metaforik bir anlatım aralığı açılıyor. Hı hı. Burada belki şunu düşünmek gerekir. Felsefenin bunu yaptığı yerler var. İşte Nietzsche'nin felsefesinde gördüğümüz şey bu, en basit örneklerden biri olarak. Ama temel amaç burada bir anlatı kurmak değil. Yani burada sürekli şundan da çekiniyorum. Hani felsefe ve edebiyatı birbirinden ayıralım. Hangisi daha iyidir, hangisi daha etkilidir gibi bir konuşma yapmak çok sığ evet, ve çok gereksiz yok, olur. Sadece bunların hangi açılardan birbirleriyle beslendiğini konuşmak ya da ilham vermesi açısından nasıl faydalanabileceğimizi konuşmak anlamlı. Sartre'a ne diyorsun peki mesela? Çünkü ben şöyle görüyorum, bu benim yorumum, yanılıyor olabilirim. Felsefi bir düşüncesi vardı adamın, bir kafasında bir teorisi vardı, tasarısı vardı ve bence Akıl Çağı serisi mesela, Özgürlük Yolları, Akıl Çağı 1, 2, 3 tamamen adamın bütün o felsefi düşüncelerini hikayeleştirerek, romana dönüştürerek anlatma çabası gibi geliyor bana. Mesela müthiş bir kitap serisi o, çok beğeniyorum. Keza Camus'un yazdığı oyunlarda da bu var. Yani aslında zaten iç içe ama bir de ben anlamıyorum. Wittgenstein'i anlamadım. Heidegger ucundan biraz anladığımı düşünüyorum. Yani hakikaten kafam basmıyor da olabilir. Bu yüzden de biraz temkinliyim. Bilmiyorum ya. Yani çok kolay değil çünkü anlamak, değil mi bu? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi felsefe o kadar geniş bir çatı ki bizim örnek verdiğimiz isimlerin ortak bir noktası var farkındaysan. Nedir? İnsanın yaşamı ve anlamı, hayatın anlamı üzerine düşünün. İşte varoluşçu bir havayla yazan yazarlar. Mesela Kierkegaard da edebiyattan çok hoşlanırdı. Ama gel gör ki Frege de bir felsefeci, bir filozof olarak düşünülüp Frege. Analitik kanattan bir düşünür. Çalışmalarına baktığında hani edebiyatla alakası olmayan, çünkü aslında bambaşka dertleri olan biri. Felsefenin sorunları sonsuz ve bu sonsuz sorunların her birini edebi metinler aracılığıyla anlatmak belki mümkün olmayabilir. Tabii tabii değil. Çünkü en başında zaten 20. yüzyılın başlangıcında mantıkçı pozitivizm dediğimiz bir hava var. Ve bu işte analitik felsefenin geleneksel anlamda başladığı nokta olarak da görebiliriz. Onların en temelde şöyle bir iddiası var, çok kabaca. Felsefede bizim bir yere varamıyor olmamızın temel sebeplerinden bir tanesi aslında felsefede kullandığımız kavramların çok muğlak oluşu. Hmm. Gelin biz bu muğlaklığı ortadan kaldıralım. Hakikaten kullandığımız bir kelime bir gönderimde bulunuyorsa ve o gönderimde bulunduğu şey işaret edilebilir bir şeyse onu kullanalım. Onun dışında neye işaret ettiği belli değilse, aşkın bir şeyse, buna ruh da diyebilirsin mesela, bunları kullanmayalım. Şimdi bu tam bir şey, tırnak içinde söylüyorum. Edebiyat killer, yani hani yapılmaması gereken şey gibi bir yerdeyiz. Ama Sartre ya da diğer verdiğin örneklerde oradaki dayandıkları şey bana şu gibi geliyor. Şimdi söz logos ya, Yuhanna İncil'inin başında da şey diye başlar ya. Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Aslında bu düşünürlerde biz şunu görüyoruz. Sanki sözün içerisinde bir logos, bir akıl, bir düzen var. Ve ben o söz sanatlarının içerisinde, bu edebiyatın içerisinde, dilin içerisinde hareket ettiğimde kendi varlığıma dair veya hayata dair belirli hakikatlerle yüz yüze gelebilirim. Evet. Sartre'ın edebiyatı kullanma biçimi bu. Çünkü katı, argümantatif bir şekilde kurulan felsefede anlatılamayacak bazı şeyler olduğunu söylüyor. Çünkü varoluş dediğim şey bir deneyim, bir olma hali, bir süreç. Felsefeyi neyle yapıyorum? Kavramlarla yapıyorum. Ve kavramlar olay değiller. Felsefe yaparken ben kavramlarla her konuştuğumda belirli soyutlamalara gidiyorum. Çok çok güzel söyledin. Kavramlar olay değil derken. Evet. Tamam. Evet. Edebiyat ise bana bir zaman kurgusunu, bir zaman ve mekan kurgusuyla geldiğinde aslında ben orada olay olarak olaya en yakın olma halindeyim. Yani sanat varoluşun daha üst bir formu olabilir felsefeye kıyasla. Bunu bir felsefeci olarak söylüyorum. Belki beni şu heyecanlandırıyor olabilir. Yanlış hatırlıyor olabilirim. 10 senesi vardır ama Heidegger'in yazdığı bir kitapta varlık sözcüğünün üstünü mü çizmişti? Onu cümle içinde kullanmıyor muydu ve varlığın aslında imkansızlığını mı işaret ediyordu? Mesela bu diyorum ki adam bir şey düşünmüş ve farklı bir şey deniyor. Mesela edebiyatta Gecenin Sonuna Yolculuk müthiş bir roman. Louis Ferdinand Selin. Ne yaptı adam? Aslında hikaye açısından çok bir şey yok, işte bir tane savaş var, adam doktor oraya gidiyor falan. Ama ne yaptı? Gitti sözcüklere ses vermeyi denedi. Diyorum ki adam yeni bir biçim deniyor. Bunu ben her türlü okurum. Ve çok da iyi edebi bir metin.
George Perec miydi? Kayboluş diye bir romanı var. A harfi mi yoktu? E harfi mi yoktu? Hatta çevirmeni kafayı yedi. Ahmet Cemal çok iyi bir çevirmen. Türkçe'ye çevirirken de. Ya bir tane adam var, roman yazıyor. Yahudi ırkının dünyadan ortadan kaldırılmaya çalışmasını protesto etmek amacıyla yazdığı romanda bir tane harfi hiç kullanmadan yazıyor. Bütün onu bir romanı. Duymuştum ama ne olduğunu hiç hatırlamıyorum. Kayboluş. Romanın adı bu. Edebi açıdan da iyi bir kitaptı. Ben de okuyalı yine yıllar oldu ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bir şeyleri farklı bir şekilde yapmaya çalışan herkese çok büyük bir saygı ve sevgi besliyorum ki iyi ki böyle. Biri gitsin film çeksin, biri felsefe yapsın, biri edebiyat yapsın ki hepsine bakalım. Büyük bir oburlukla, iştahla hepsine bakalım, izleyelim, okuyalım ve bana sorarsan hiçbiri ekmek su kadar değerli değil bu arada. Ben aslında benim bakış açım biraz, ben bu konuda iflah olmaz bir pesimistim. Bana yani bunu da doğru ifade etmek istemiyorum ama şimdi sanat kavramının da aslında ben bir noktada çok işe yaradığını düşünüyorum tabii ama neyse buraya girmeyeceğim. Bu bambaşka. Nereye gideceğini nereden sezdim biliyor musun nereye gideceğini? Ben biliyorsun geçen seneyi böyle bilumum Asya ülkesinde Budizm ve en sonunda Zen üzerine çalışmalarla geçirdim. Zen'de şey var, hakikate varan Satori'de aydınlanmaya ulaşan Zen ustaları aydınlandıklarında hani bir şey bekliyorsun değil mi? Yani bir bilgelik inmiş olması hı-hı lazım ve o kadar komplike bir şey söyleyecek ki hı-hı sana hakikati anlatacağını düşünüyorsun. O yüzden böyle bekliyorsun ki felsefi bir aforizma, hiç duyulmadık bir şey söylesinler. Hı-hı. Zen ustası şunu söylüyor. Pirincimi yerim, gün batımını izlerim, işte ben de böyle biriyim. Süper. Bu. Süper. Aydınlandığı nokta bu. Yani olağan olanda olağan dışını görmeye başlamak. Hatta şöyle diyorlar, sıradan olana uyanış. Şöyle bir yerden bunu anlatabilirim. Ben böyle özellikle böyle işte ben hayatım boyunca hep çok erken yaşta öleceğimi düşündüm. Niye bilmiyorum ama bunu bir anksiyetik bir yerden yaşamadım ama hep böyle bir bilinç dışında böyle bir duygum, hissiyatım vardı ve çok hızlı bir şekilde neyin içinde olduğumu çözmeye çalıştım. İşte o yüzden 17 yaşında gidip bir kitap yazıyorsun falan. Ve ben çok ciddi derecede seyahat ettim. Yani bütün kazandığım kitap teliflerini hep uçak biletine yatırırdım. Sen de Hindistan'a gittin sanki. Ben senin gitmedim. Asya'daki seyahatlerini hatırlıyor gibiyim. Asya'da Bangkok falan yani. Bangkok gibi tamam. Asya'da oralara gittim ama mesela bir dönem işte Afrika'da kaldım. Orta Doğu'da çok sık bir seyahat ettim. Savaş muhabiri bir arkadaşım vardı. Basın kartıyla beni her yere sokup çıkarıyordu. Mülteci kampları falan. Ya şunu söylemeye çalışıyorum. Çok uzun bir süre seyahat edip hayatın anlamı diye böyle anlamı var mı? Kim hangi tanrıya inanıyor? Nasıl yaşıyorlar? Onlara bakmak için binlerce kilometre yolu kat ettikten sonra geldiğim yer bence seninle de aynı yerdeyiz. Yani ben en azından böyle düşünüyorum. 30'larımın başında şeyi hissetmeye başladım. Anahtar sözcük benim için absürt oldu. Mesela hem edebi hem felsefi bir akım olarak beni en çok besleyen şey şu an absürdizm. Bunu şu yüzden söylüyorum. Bu biraz şey gibi geliyor. Mesela açıp çok böyle entelektüel büyük bir yerden opera dinlediğini, Mozart dinlediğini düşün. Araya giren bir Serdar Ortaç Karabiberim şarkısını düşün. İkisi de bu hayat için gerekli ve önemli ve çok güzel. Ben Serdar Ortaç'ı da dinlemeyi çok seviyorum mesela. Bunu şu yüzden söylüyorum. 10 sene önce seninle oturuyor olsak ben burada çok büyük laflar ederdim. Çok böyle keskin cümleler kurardım. Şimdi geldiğim yerde şunu düşünüyorum. Hayatın bu muğlaklığı ve çelişkili oluşu ve benim bunu kucaklıyor oluşum beni çok daha rahatlattı. Artık büyük anlamlar aramıyorum. Çünkü Nietzsche'den örnek vereyim. Mesela Nietzsche'yi konuştuk ya. Bu adamın mesela kötülük insanın en büyük gücüdür diye bir cümlesi var. Duygu dediğimiz kavramı zihnin zayıf tarafı olarak nitelendiriyordu ve vicdan, merhamet gibi kavramları gülünç buluyordu. Adamın başına gelen şu sonrasında, Torino'da yürüyor alelade bir sokakta, bir tane at görüyor, yaşlı bir at, kırbaçlanmasına rağmen hareket bile edemiyor. Dayanamayıp atın yanına gidiyor, boynuna sarılıyor, orada bir ağlama krizine giriyor ve orada bayılıyor. Ve bir daha aklını orada kaybettiği söyleniyor ama tabii ki öncesi vardır. Ölümüne kadar bir daha kimseyle konuşmadı bu adam. Ve o gün öyle büyük bir arınma yaşadı ki bu o güne kadar söylediği bütün şeylere çok çelişkili
ama anlaşılabilir bir yerden sirayet etti. Ya da köklerinizden kurtulun diyordu ya hep. Seyyah gibi dolanıyordu o da dünyada. Böyle ülkeden ülkeye dolaşıyordu falan. Ya doğduğu yerle öldüğü yer arasında 30 metre var. O kilise bahçesinde büyümüş. Yani her şeyin başladığı yere geri dönüyor. Tabii bu fiziksel bir süreçten bahsediyorum ama Sartre'dan bahsettik. Cehennem başkalarıdır diyordu. Bireyciliği savunup yalnızlığı övüyordu. Cenaze törenini düşün. Nobel'i reddettiği gibi tören de istemiyordu aslında ama böyle rekor bir katılım olmuştu. 68 kuşağının yani o dönemin devrimci hareketlerinin yani bir toplumsal bir karakterdi de zaten Sartre. Tabii tabii. Ben de böyle tüm kuvvetimle neyden kaçmaya çalışsam tam içinde buldum kendimi. O yüzden böyle keskin cümlelerle çırpınmak yerine biraz daha akışa bıraktım zihnimi. Yani o büyük arayışı, anlam arayışını, tanrı arayışını falan kestim. Dedim ki hayat böyle bir yer. Kierkegaard'ın, sen farklı telaffuz ettin ama ben hep Kierkegaard diyorum. Kierkegaard, ya o zaten Danimarkalı olduğu için isminin orijinalde telaffuz edilme biçimi Kierkegaard gibi bir şey ama Kierkegaard diyebilirsin. Ben de arada öyle söylüyorum. Hiç onun şeyini çok seviyorum işte. O da böyle bütün kardeşlerini bir anda kaybediyor. Karanlıkta kahkahayı buluyor sonra. Yani absürt terimi müthiş derecede bence işe yarar bir şey. Benim için bu mesela bir çeşit terapi yöntemi oldu. Bunu da çok saçma olacak ama yani böyle bir kavram var mı bilmiyorum. Ben mesela pozitif nihilizm gibi geliyor bana bu. Yani böyle bir kavram var mı hakikaten? Pozitif değil de iyimser nihilizm. Yani İngilizce'de optimistik nihilizm dediğimiz bir kavram var. Var o zaman. Evet, gibi şey iyimser var. Nihilizm dediğimiz yani bir kavram var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hayatın bir anlamı yok. Hayatın anlamı bu. Ve mesela bir dönem böyle daha böyle çileci bir yerdeydim. Şimdi daha hazcı bir yerdeyim. Diyorum ki lan zaten ne olacak, hiçbir şey yok. Tadını çıkar. Güzel, keyifli vakit geçir. Çok büyük ideallerim yok. Ben sinema okudum üniversitede. Şimdi senaryo ile ilgileniyorum. İşte yazıyorum, çiziyorum ama hani böyle 5 sene önce roman yazarken insan tabii biraz da ilk gençliğin o toyluğun verdiği kendinden emin duruş var ya aslında hiçbir karşılığı olmayan bir nimet ve lanet olarak bunu çok üstüme taşıdım ben. 20'lerimde ben böyle kraldım falan yani. Ben en iyi kitapları ben yazacağım. Şimdi şöyle bir derdim yok. Diyorum ki birileri yazsın ben okuyayım. Seni şöyle bir yerden anlıyorum. Bu gibi fikirlerde şunu görürüz. Bunlar aslında büyük anlatılar, meta anlatılara bir karşı atak olarak çıkan pozisyonlardır. Ve meta anlatılarda ne vardır? İdealize edilmiş bir kurgu var. Hayatın anlamı bu. Sen bu yüzden buradasın ve sonunda bu olacak. Hangi anlatıya giderseniz gidin. Hristiyanlık da bir anlatı, İslamiyet de bir anlatı, Hinduizm de bir anlatı. Ama Nietzsche ne diyor mesela? Yeryüzüne sadık kalın dostlarım diyor. Şimdi yeryüzüne sadık kalın dostlarım ifadesi tam olarak Zen ustasının dediği şey. Pirincimi yerim, gün batımını izlerim, ben de böyle biriyim. Çünkü en başından beri bizde şöyle bir şey var ki bu arayışın da altında din psikolojisi dediğimiz bambaşka bir alan var. Oraya hiç girmek istemiyorum şu an ama hakikat arıyoruz. Büyük bir anlatının parçası olmak istiyoruz. Kendi hayatımızı anlamlandırmak için. Dolayısıyla yaşamın anlamını yaşam dışı bir üstte bulmaya çalışıyoruz. Ve orada bir ideallik görmek istiyoruz. Oraya baktığımızda, onu araştırdığımızda, onu anlayamadığımızda kimileri inançlı bir şekilde devam ediyor. Ama kimileri için bu kolay olmuyor, senin benim için. Ve o hakikati reddettikten sonra geriye yaşamın, gündelikliğin çıplak, kaba, sert hali kalıyor. İşte o absürdizm mi bulduğum yer benim de orası. O yüzden dün insanlarla yemekteyken de şunu söyledim. Hayatımın sonuna geldiğimde iyi bir felsefeci oldum. Felsefeci, etiket, filozof oldum demek hiç umurumda değil. Güzel yaşadım. Güzel yaşadım. O daha iyi. Kendi değerlerimce, tabii bu güzel yaşamın da altında neye güzel yaşam diyoruz bunu da tartışmak gerekir ama ben sadece kendi değerlerime uygun bir şekilde iyi yaşamak istiyorum. Ve iyi yaşamak için hayatımın işte bir 10 senesi, 15 senesi felsefe yapmışımdır. Belki 10 senesinde çiftçilik yapmışımdır, bilmiyorum. Proust'un tanımı bu şey der, yani sanatçılar kimsenin ihtiyaç duymadığı şeyi yapan insanlar der. Tabii burada bu küçümsemek için tabii ki söylemiyor. Sanatçıların ortaya koyduğu şeyi insanlar fark ettiğinde, izlediğinde, baktığında kimse bunun üstüne daha önceden düşünmemiş oluyor ama diyor ki böyle bir şeye ihtiyacım varmış aslında. Yani bu şey de olabilir, Lars von Trier bir film çeker ve film çekmese hiçbir zaman ona ihtiyaç duyduğumuzu bilmeyeceğiz ya. Ama bu da bana çok çocuksu geliyor. Bunu da iyi ve kötü bir yerden söylüyorum. Söylemeye çalıştığım şey şu, bu kadar uzun süre, ikimiz de çok genciz, bunu izleyen
bizden çok daha büyük insanlar diyecek lan daha yaşınız kaç ama. Şimdi son zamanlarda normalde yapmayacağım şeyleri yapmaya daha meyilliyim. Mesela dans etmek bunlardan biri. Hala dans edemiyorum. Odun gibiyim ama ritim tutarım en azından. Konuyu çok şey yapıyorum, dağıtıyorum ama. Yok, aslında şey gibi çünkü kendi zihin sarayında çalışan insanlar olarak günün sonunda aslında sadece böyle bir Transcendence filmindeki gibi USB'ye aktarılmış bir bellek olarak var olmadığını, aslında beden olarak var olduğunu ve gündelik yaşantı içerisindeki her karşılaşmanın, işte ateş yakmanın, yemek yapmanın, temizlik yapmanın hayata içkin şeyler olduğunu fark etmek ve hayatın kendisinde bilgeliği aramak bana çok daha nasıl desem hakiki geliyor. Evet, yani, hakikatten evet. Uzaklaşmışım gibi büyük anlatılara sırtımı döndüm ve artık ilgilenmiyorum dediğim bir pesimizm değil. Hı-hı. Ben kendimi pesimist görmüyorum. Sen mesela öyle dedin. Bazı konularda. Genel olarak pesimist değilim aslında. Yani bu ben şeyi çok seviyorum. Bu örneği çok severim. Sık veriyorum. Emil Çoran'ı ben çok beğenirim. İşte Çürümenin Kitabı, Doğmuş Olmanın Sakıncası üstüne falan şey diyor. Eğer bir gün kendimi öldürme seçeneğim olmasaydı çoktan intihar etmiş olurdum. Mesela bu müthiş bir cümle. Yani diyor ki böyle bir seçeneğin var ama bunu kullanma. Ama cebinde dursun. Bunu bil. Ama hayatını bu doğrultuda yaşa. O öyle bir pesimistlik diyeyim. Anlatabildim mi? Hı. Yine böyle işin... Ya benim o espriyi görmem lazım. Benim bir şekilde biraz eğlenmem lazım. Mesela depresif bir karakterim yok ama melankolik bir tarafım var. Ya bir manzaraya bakıyorum. Manzaranın güzelliğinde hüzün yatabiliyor bazen. Kimi manzaraya bakar, içi coşkuyla dolar. Ben böyle biraz dalıp giden bir tipim ama burada çok takılı kalmıyorum. Hayatın akışı içinde olmak, sürekli başka bir sürü hikayeyle denk gelmek, tanışmak. Eskisi kadar hiç seyahat etmiyorum artık. Çok ilgimi çeken bir ülke de kalmadı ama yeni insanlarla tanışmayı çok seviyorum mesela. Keşke vaktim olsa da herkesle oturup kahve içsem istiyorum. Bilmiyorum, herkesin çok acayip bir bakış açısı var. Herkesin güzel bir farklı bir gerçekliği var. Eskiden çok kapalıydım buna. Sadece kendi akranlarım ve arkadaşlarımla buluşuyordum. Şimdi daha dışa dönük ve sosyal de olmaya çalıştığım bir dönemdeyim mesela. Bu şekilde genişleyen halkalar halinde yaşamak diyorum ben bunu. Rilke'nin bir şiiri var. İşte hayatımı genişleyen halkalar halinde yaşarım ben diye. Bana çok ilham vermişti. Bu karşılaşmaların yaşam konusunda kuvvetlendirici bir etkisi olduğunu kabul edebilirim ama felsefe tarafından bakarsam işe, genişlemenin şöyle bir handikapı var. Derinleşemiyorsun bence. Yani evet, karşılaşmalarda oradan oraya savrulabiliriz. Herkesten öğreneceğimiz muhakkak bir şeyler var. Ama bizim burada konuştuğumuz her şey hayatın içerisinde fark ettiğimiz edebi nükteler tadında kalıyor. Ama ben felsefe dediğimde aslında sistematik bir düşünce sanatından bahsediyor olacağım. Ve o noktada bu kadar genişledikten sonra bir yerde durup derinleşmek gerekiyor sanki. Ve o derinleşme aşaması da senin artık o fikirleri, o heybende topladığın taşlarla bir şey inşa etmeye başladığın yermiş gibi. Çünkü aksi takdirde genişlemek de bir çeşit ilerlemek. Birinde böyle ilerliyorsun, birinde böyle ilerliyorsun. Ama genişlemenin her zaman sığ kalmak gibi bir kaçınılmaz sonucu olabilirmiş gibi düşünüyorum. Bu söylediğini şöyle düşündüm. Şöyle yani bu bende şöyle bir şey çağrıştırdı. Mesela yine o ilk gençliğin verdiği, aslında toyluğun verdiği, kendinden emin duruştan bahsettiğim dönemlerde mesela biraz daha böyle çapkından meyilli biriydim. Etrafımda farklı ve bir sürü güzel kız olması çok hoşuma gidiyordu. Ama mesela yine 30'dan sonra şeyi fark ettim. Bu beni biraz yüzeysel kılmış. Çünkü daha fazla kişiyle daha kısa süreli vakit geçirdiğinde, çünkü ben bu arada bence flört de bir sosyalleşme. Yani o gözle baktığım için söylüyorum. Sadece bunu şey bir yerden söylemiyorum yani. Sonradan mesela daha uzun süreli, yıllara tekabül eden ilişkilerim olduğunda ben daha mutlu olduğumu fark ettim. Yani tek eşli olduğum ve tek bir kişiye konsantre olduğum ilişkilerde daha mutluydum. Bu açıdan söylediğine katılıyorum. Ama arkadaş çevremi hep daha fazla ve farklı kurmaya hala çalışıyorum. Mesela çok çok tatlı komedyen arkadaşlarım var, çıkıp stand-up yapıyorlar falan. Benim gibi olmayan insanları temas etmeyi daha çok sevdiğimi fark ettim. Buna katılabilirim. Yani benim kastettiğim sanki şöyle bir şeydi. Bir örnek vereceğim. Geçenlerde Dalaman'dan İstanbul uçağına bindim ve şey vardır ya, Türk Hava Yolları'nın kendi bünyesinde yapmış olduğu belgeseller. Hı hı. Belgesellerden bir tanesi Anadolu'nun usta sanatçıları, zanaatkarlarından derlenmiş böyle 5-6 tane bölüm var.
Ve işte bir Ebru sanatçısı, bir kaligrafi, bir hat ustası falan hayatlarını anlatıyorlar. Sanatçıları izlerken şeyi fark ettim. Her biri en az 40-50 senesini o sanata vermiş. Özellikle kaligrafiyle ilgilenen kişi o çizgiyi şöyle atmak için senelerini vermiş. Adanmışlık bambaşka bir şey. İşte o hat ustasının 40 sene boyunca o çizgiyi atmak konusunda ustalaşması, birinin ekip biçmesi, ev kurmak. Yani buradaki evden bahsettiğim şey... Sen 4 yuvadan tane... bahsediyorsun. Evet, hayır, ben 4 tane duvar artı bir çatıdan bahsetmiyorum. Yerleşmekten, köklenmekten bahsediyorum diyelim. Evet. Sürekli değiştirdiğinde, sürekli genişlediğinde ve yeni karşılaşmalara kendini attığında bir yerde köklenmiyorsun ya. Hı-hı. Ve benim hayatımın son 10 senesi bu şekilde. 20 ile 30 arası böyle geçti. İstikrarla yaptığım tek şey felsefe. Ve 5 senedir de şu kanalda içerik üretmek muazzam bir başarı. Onun dışında mesela durup derinleşip köklenemediğimi fark etmiştim. Ve önce bunu macera perestliğimden zannettim. Sonrasında acaba korkaklık ve kaçtığım bir şey mi var dedim. Şimdi oralarda dolanıyorum. Daha bir yere varmadı. Ben ama şunu merak ettim. Bir gün mesela çocuk çocuğa karışacağını düşünüyor musun? hani köklenmek daha var. Anne olmak istiyorum. Çünkü... Ama yine bir deneyim gözüyle bakıyorsun. Deneyim gözüyle hemen bakıyorum. Yani cümleyi de hemen... Beni tanıdığın için devamını getirdin, evet. Bir deneyim gözüyle bakıyorum. Ve o noktada da sürekli insanlara şey demeye başladığımı fark ettim. Kimse bana böyle bir şey söylemiyor. Hani no one, Dilara iki nokta üst üste. Hı-hı. Ben anne olursam zaten geleneksel biçimde ilerlemez. Çocuğum da benimle gezer. Hani sürekli kendi kendimi ikna etmeye çalıştığım, kendi dinamiklerimi yaratacağımdan bahsettiğim bir şey. Evet, deneyim gözüyle bakıyorum. Başka nasıl bakılabilir bilmiyorum. Yani anne olma içgüdüsü var ve bu çok kutsaldır gibi bir yerden değil. Topluma bir faydam olsun yine çok kibirli bir söylem. Bilmiyorum, bu konuda kafam çok karışık. Ama anne olmak bağlayıcı mı? Evet. Şu an beni burada evlilik ve annelik üzerine bir varoluşsal krizi sürükledi mi buradan? Çok fazla kişisel bir soru oldu ama yani bilmiyorum. Ben az önce şeyi söyleyecektim sadece. Nihan Kaya'yı tanıyor musun? Bilmiyorum. Ben de Twitter'da yeni takip etmeye başladım. İşte psikanaliz üzerine kitapları olan bir araştırmacı diyeceğim. Okumadım ama ben de Twitter'dan takip ediyorum. Geçenlerde bir iki kitabını okudum ve bir yerde bir YouTube videosunda şey diyor. Normalde biz felsefecilerin fil dişi kuleye çıktığını söyleriz. Fil dişi kulede yaşadığını söyleriz. Edebiyatçı fil dişi kuleye iner diyor. Ha. Çok güzel. Çünkü edebiyatta bir yazarın yaptığı şey, aslında sen dedin ya, daha psikolojik bir yerden. Ben orada karakterlerin analizlerini görmeye başlıyorum. Orada fil dişi kuleye iniyorsun. Felsefede biz kişilerden çıkarız. Yani amacımız o. Biz daha büyük bir kavramsal soyutlama ile genel kavramlar üzerine bahsetmeye başlarız. Aytuğ'un hayatında şunu yapmış olması önemli değildir. Dilara'nın annelik konusundaki fikirleri değildir de konsept olarak anneliğe çıkmaya çalışırsın. Hep bir soyutlama ile ilerlersin. Hı hı. İki tarafta da fil dişilik baki ama birinde çıkarken birinde iniyorsun. Çok hoşuma gitti bu bakış açısı. Müthiş. Konuştuğumuz şeylere de çok uygun olduğunu düşünüyorum. Bu benim kendi özel okumalarımda da benim en sevdiğim şey mesela Beat kuşağı yazarları benim hep böyle bir numaramdır. İşte o Allen Ginsberg'ler, Yolda'yı yazan Jack Kerouac, William Burroughs'lar, ucundan belki biraz Hemingway, belki biraz Bukowski falan. O tayfayı ben şu yüzden çok seviyorum. İnsanın ya o iniyorlar hakikaten. Ya da işte Baudelaire de olur. Kötülük Çiçekleri'nin yazarı olan. Yani benim sevdiğim şairler de mesela işte Rilke, Rimbaud, Baudelaire, ne bileyim, Lautrement. Bunlar bayağı böyle insanın kendileri de böyle kendi içine sürekli düşen, insanın karanlık tarafını arayan, merdivenden aşağı inen. Bunları tabii ki sembolik bir yerden söylüyorum ben de senin kurduğun gibi. Mesela belki bu yüzden Tolstoy ve karakterleri benim çok da bayıldığım bir yazar değil mesela. İşte kontlar, şatolar falan. Ben Dostoyevski'ciyim mesela. Daha böyle yer altına inen. Sen bunu söyleyince şunu fark ettim bu arada. Bu program farkında olmadan kendi kendimle yüzleşmemi sağlayan bazı yerlere doğru gitti. Benim edebiyata dair, kurmaca yazılara dair mesafeli durup sürekli kuramsal metinlerde duruyor olmamın da bir güveni var. Çünkü evet, yani orada bir karakter üzerinden şey vardır ya, Almanca'da çok sevdiğim bir kavram var aslında, estetik teorisi için kullanılıyor. Einfühlung. Türkçe'ye özdeşleyim diye çeviriyoruz. Tam bir empati değil, çünkü empatide şunu yaparsın. Ben Dilara olarak
aytu olmaklığı anlamaya çalışıyorum, empati kuruyorum. Özdeşleyimde, Einfühlung'da ben Dilaralık'tan çıkıyorum ve aytu oluyorum. Yani sanatın bana sunduğu imkan bu. Sinemada mesela bir karakterle kendimi özdeşleştiririm ve onu yaşamaya başlarım. Burada edebiyatta da ya da genel olarak sanatta kaçamadığın bir şey var. Kendinle yüzleştiğin bir yer var. Bu Aristoteles'in işte katarsis dediği bir kısım. Hı hı. Ama teorik bir metni okurken eğer ki konu hala vicdan kavramı üzerinden ilerliyorsa, artık ben orada aile ve aile ilişkilerinden, annelikten bir kavram olarak, bir soyutlama olarak bahsediyorsam, kendimle yüzleşmekten biraz daha orada daha mesafeli oluyorum. Çünkü orada ben yokum, sen de yoksun. Orada kavramlar var. Sen yine bir olay değil kavramı konuşuyor ve düşünüyor. Evet. Ve ama sen öz eleştiri yapabilen bir insansın. Şu an yaptım bence. Sen kendi karanlığına da inanmıyorsun ya. Kesinlikle yani. Evet ama kendi karanlığıma indiğim yer, kendi karanlığımıza inerken kullandığımız şeylere bakmak lazım. Yani ne? Benim kendi karanlığıma inmeme yol açan veya böyle bir alanı sağlayan şey mesela seyahatlerdi. Hmm. Çünkü ben kalkıp Roma'ya gitmiyorum ya da 5 yıldızlı otellerde kaldığım bir seyahat etme biçimi değil. Orada beni ben yapan bütün konfor alanını ateşe veriyorsun ve diyorsun ki Dilara şudur dediğin bütün tanımları yerle bir eden başka bir bağlama kendine fırlatıyorsun. Ve o fırlatma anında hiçbir şeyi tanıdık değil ya yeniden ben buna böyle tepki veriyormuşum. Burada şöyle tepki veriyormuşum diyerek kendimi buluyorum. Yani o yüzden seyahat etmek benim için psikolojik bir yolculuk. Kültürel değil mesela. Kurmacaya da belki de bu yüzden ihtiyaç duymadım. İçerik üretmenin seni yüzeyselleştirdiğini düşündün mü hiç? Mesela şöyle bir yerden soruyorum. Sen demin dedin ya daha fazla kişiyle temas bir noktada daha kısa süreli iletişimi sebep olduğu için bir noktada derinliğin önüne geçebilir diye. Mesela ben bunu biraz hissettim biliyor musun? Hani sen benim içeriklerimde mi? Yok yok yani kendi adıma mesela işte bu YouTube'a girmek, YouTube için içerik üretmekten müthiş keyif aldım. Bir süreliğine ve dedim ki benim düşüncelerimi, ben kendi düşüncelerimi sansürlemeden anlatıyorum ve bu bir karşılık buluyor. Bu bir roman yazarak elde edebileceğin bir şey değil kolay kolay. Bu kadar fazla kişiye hitap etmek ve bu kadar hızlı bir sürede etkileşim almak. Çünkü sen bir roman yazıyorsun, en iyi ihtimalle 5-10 bin satar, bazen bir video çekiyorsun, 300 bin kişi izliyor. Ama bir süre sonra sen çünkü bunu çok seri ve profesyonel bir şekilde yapıyorsun. Bu arada sana dair en sevdiğim şey de şuydu. Bunu da hep arkadaşlarıma da bahsederim. Seni överken şöyle bahsediyorum. Diyorum ki yani hakikaten bir tane tripod bir kamerayla evinde açıp anlatmaya başladı. Sonra gitti onun kurgusunu yapmayı öğrendi. Çok uzun bir süre sen bu şekilde tek başına kendi kendine bir kanal inşa ettin ve nerelere getirdin onu. Sonra gittin bir sürü üniversiteden ödül aldın. Şu an birçok ve yani hem bir fazlaca kişiye hitap ediyorsun hem de yaş aralıkları çok belirgin de değil. Birçok 2-3 farklı kuşağa hitap ettiğin video serilerin var. Bununla çok mutluyum senin adına bir arkadaşım olduğum için. Ama bir yandan bu süreklilik diyorum ki Dilara iyi mi acaba? Yani ya da mesela seni bir yıl bir maaşa bağlasalar senin hayatını sürdürebilecek kadar bir para verseler. Bir yıl boyunca hiç video çekmiyor olsan bir sene sonra yine hiçbir şey soramadım ama anladın mı ya? Yani? Anladım ve güzel bir yere geldi. Yok. Şöyle bir şey var. Profesyonellik samimiyeti öldürüyor. Katılıyorum. Ve bunu da kendi YouTube kanalımda bir gün söyleyeceğimi düşünmemiştim ama yer buraya geldi, konu buraya geldi. Şu an hem YouTube hem podcast yapıyorum. Hatta bir ara mail bültenlerim de vardı ve kürasyonlarım da vardı ve online eğitimlerim de vardı. Köşe yazıyorsun. Bir köşe yazısı yazıyorum profesyonel olarak falan. Felsefede konu bitmeyeceği için akıp gidiyor. Yani bir sürü içerik bulabiliyorsun. Sonrasında o biraz tükenmişlik sendromuna evrildi ve ben pek çok şeyi bıraktım. Sadece YouTube ve podcast yapıyorum. Ve bu bir noktadan sonra benim hobi olarak yaptığım şeyler olmaktan çıkıyor değil mi? Artık bu bir işe dönüşüyor. İşe dönüşüyor. Bu bir meslek. O noktada platformlarda bir birey olarak var olmamın sağladığı bir özgürlük hala var. Yani ben artık Hindistan'a gidiyorum, Hint felsefesi anlatacağım dedim. Ve ben giderken belki kitle benimle gelmeyecektim. Ama o noktada şunu fark ettik. İnsanlar artık Dilara'nın felsefi yolculuğunu merak ediyorlar. Evet. Ve ben bunu çok fazla mailde görüyorum, mesajlarda görüyorum. Bakalım Dilara neye varacak? Hatta bir tane oylama vardı Instagram'da açmışlardı. Dilara günün sonunda işte Müslüman mı olacak, Hindu mu olacak, Budist mi olacak? Bekliyoruz böyle 50 sene sonunda.
O yüzden bir özgürlük alanım var. Bunu seviyorum. Ama dediğin şey şu, yani şuna katılıyorum. Özellikle birkaç aydır düşündüğüm şeylerden biri YouTube'u, podcast'ı tamamen bırakmak ve yazmak. Benim de yazma evrem geldi. Üç farklı kitabın böyle girişlerini birazcık yazdım. Yazmak istiyorum ve bunu duymak bilmiyorum. Özellikle beni senelerdir izleyen insanlar için nasıl gelir kulağa ama bu kadar görünür olmaktan biraz sanırım sıkıldım. Daha görünmediğim bir yerden konuşmak hoşuma gitti. Mesela podcast'ı bu yüzden çok sevdim. YouTube'a kıyasla podcast bölümlerimde çok daha kırılganım. Orada gözlerim dolarak da kayıt alıyorum. Ailemden bahsettiğim, kişisel yaşantımdan bahsettiğim yerler var. Ama YouTube kanalında burada oturuyorsan ister istemez bir persona takınıyorsun. Ve benim konuştuğum konular ağır konular. Tanrı var mı diye konuşuyorsun günün sonunda. Yani daha ağır ne olabilir? O yüzden bir savunma mekanizması olarak ciddileşiyorsun. Podcast'te görünmüyor olmanın bana sağladığı özgürlük bende bir şey yaptı, bir ampul yaktı. Ve dedim ki demek ki yazsam nasıl olacak? Çünkü kitap bitene kadar hiçbir yorum görmüyorsun ya ve artık baskıdan sonra da yapabileceğin hiçbir şey yok. Şu an burada her şeyin bu kadar dinamik bir şekilde ilerliyor olması beni biraz yoruyor ya da yormaya başladı. O yüzden içerikleri bırakacağım demiyorum ama bayağı azalacaktır. Mesela YouTube 2 haftada 1'e döner, podcast 2 haftada 1'e döner. Biraz kendimle kalmak istediğim bir kısım var. Çünkü haftada tam zamanlı olarak yürüttüğüm bir iş sonuçta bu. Geçen gün çünkü sen şeyi paylaşmıştın. Çok acayip, bu da aramızdaki farklardan biri. Zaman yönetimiyle ilgili kullandığın uygulamalar. Sende zaman yönetimi yok değil mi? Bende zaman yok. Ben mesela bu konuda çok rahatım. Yani gerçekten sabah uyanıyorum ve yapmam gereken şeylere bakıyorum. Çoğunu da yapmıyorum. Nasıl yırtarım bunu yapmadan falan gibi. Diyeceksin ki geçimi nasıl sağlıyorsun? Bu konuda gerçekten çok acayip bir yere doğru gidiyor bu hikaye. Bunu Ay Sarı'yı diye bir kitabı var, Paul Auster. Çok güzel bir roman. Çocuk hiçbir şey yapmamaya karar veriyor. Böyle genç bir üniversite öğrencisiydi. Hakikaten hiçbir şey yapmıyor. Evdeki eşyaları satıyor önce. Sonra işte sehpa gidiyor. Evdeki kitaplardan bir sehpa oluşturuyor falan. Tabii ki böyle manyakça bir yerde değilim ama. Çalışmamak için her şeyi yapabileceğim bir yerdesin. Evet. Ya birkaç böyle pasif gelirim var. İşte yazdığım bir iki dergi var. Birkaç bazen reklam işi geliyor bilmem ne. Ve çok inanılmaz derecede minimal cüzi bir parayla yaşayabildiğimi fark ettim mesela. Ama oradaki şöyle bir fark var. Bu da mizaç meselesi. Hı-hı. Mesela benim bu kadar sistematik olmamın sebebi çok para kazanmak istediğim için değil. Böylesi bir sistematik bir şekilde yaşıyor olmam ekonomik bir kaygıdan ziyade benim var olma tarzımla ilgili. Ben daha planlı, programlı yaşadığında kendini iyi hisseden... Senin dövmen var mıydı? Yok, hayır. Çok alakasız bir soru ama dövme bir an aklıma geldi. Yok, hayır. O da biraz köklerle alakalı bir şey, köklenme. Mesela bende de yok. Neyse. Bu videoyu izleyen psikologlar ve psikanalistlerin yorum olarak neler bırakacağını çok merak etmeye başladım. Bu kadar kişisel konulara giriyor olmamızdan dolayı memnunum. Çünkü benim kanalımda en azından kişisel hiçbir şey konuşulmaz. Genellikle Dilara değildir de yine o soyutlama üzerinde konuşuyoruz ve bunu kasıtlı olarak da yaptım. Mesela ilk videolarıma bakarsan böyle 1., 2., 3. sene hiç dikkat çekmeyen siyah bir gömlek. İşte hiç makyaj, ruj falan sürülmüyor. Çünkü orada Dilara değil de bir anlatıcı var. Biz şimdi felsefe konuşacağız gibi davrandığım bir yerdi. Ama bir yerden sonra ben de daha Dilara'lıkla, Dilara olmaklığımla yayınlar yapmaya başladım. Podcast en azından böyle bir alan açtı. Ve bugün de iki arkadaş olarak da oturduğumuz için konu bir yerden sonra Aytu ve Dilara'ya geldi ve kişiselleşti. Yani felsefe ve edebiyat gibi koca iki kavramdan bireylere geldi. Son bir kaygım. Mesela ben şuna çok kapılmaya başlamıştım. Sonra neyse ki yapmamaya başladım. Bir deneyim yaşayacağım diyelim. Belki senin gibi işte Nepal'e gideceğim atıyorum. Uzun bir süre hep şey geldi. Bu deneyimden nasıl bir içerik çıkarabilirim? Mesela bu beni rahatsız etti. Sonra o deneyimi yaşadım, hiç de içerik falan üretmedim. Ve daha konsantre oldum, yoğunlaştım. Ben senin yaptığın şeyi çok seviyorum bu arada. Yani oraya gidip hem o deneyimi yaşayıp hem bununla ilgili içerik üretip insanlarla paylaşman hem muhteşem bir şey hem de bir iş zaten. Ama
Bana çok gelmedi o iş. O yüzden YouTube'da çok uzun ömürlü bir şeyim olmadı. Sürekliliği de olmadı. Bir kanala girdim çıktım. 6 ay yapmadım, 6 ay yaptım. Yalan da söyleyecek halim yok. Yani para ihtiyaç duyduğumda programların sponsoru vardı. Ben de gidip orada bir şeyler anlatıyordum. Sonra kendimi çok tekrarlamaya başladığım için de bıraktım. Dedim ki ben başka bir alana yöneleceğim. İşte son bir yıldır senaryo işleriyle meşgulüm falan. Sadece öyle bir kaygım vardı benim. Onu sana sormak istedim. Bu kadar. İzleyen insanlardan bazıları da söyledi aslında bunu. Yani Hindistan'a kendini arayan bir kadının gitmesi normalde görünmeyen bir şeydir. Ve ben onu görünür bir içerik halinde yaşadığım için yeterince samimi olmadığını düşünen insanlar vardı. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Birincisi evet, benim o anki yaşamakta olduğum gerçeklikte bir ses kayıt cihazı var. Bir tane GoPro var, bir tane kamera var. Ama şöyle bir fark var. Ben gittiğim her yerde bir aydan fazla kaldım. Yani Hindistan'da 50 gün kaldım mesela. Bir de sen telefonu kapatıyordun bir hafta falan değil mi? Yani telefonu sen... kapattığım dönemler evet, vardı evet. O yüzden videolar şey gibi ilerlemez bende. Her gün sürekli daimi bir şeyler çekmiyorum. İlk gün kesinlikle yeni geldim diye çekmem gereken heyecanlı olan şeyler var. Hani bu bir film kurgusu gibi. Doğru. Birinci günde o mizanseni oturtmak için girişi çekiyorum. Sonrasında 1-2 hafta yokum. Hı-hı. O 1-2 haftada yaşıyorum. Sonra en son o ülkeden, o işte şehirden ayrılmadan önce çekmem gereken şeyleri çekiyorum. Hı. Dolayısıyla insanlar bir YouTube videosu izliyorsa aslında o anı izlemiyorlar. O andaki yaşantılardan sonra benim ne kadarını göstermek istediğimle ilgili bir kurguyu izliyorlar. Ve bu işin artık sinematik sanatsal yönü. Ben vlog çekmiyorum çünkü. Mesela bu Felsefenin İzinde Yolculuk Projesi'nin YouTube'da 5-6 bölümü var. Hiçbiri vlog değil. Yine de tabii evet... Hiç içerik çekmiyor olsaydım farklı olur muydu o deneyimler? Evet ama pişman mıyım? Değilim. Son bir şey söyleyeceğim. Belki ters köşe bir yerden bu deneyimleri içerik haline getirme istencinin olması belki o deneyimi daha yoğun yaşamana da sebep olabilir. Ki evet. Ben buradan biraz daha bir şey öğreneyim ve bunu aktarayım. Çünkü anlattığımız şeyi biz de yeni öğreniyor oluyoruz ya bazen. Bu da aslında... İşe yarar olabilir yani. Ben yine kendi içimde nasıl çelişkiye düştüm görüyorsun. Yok sürekli... Hayır, hikaye anlatıcılığı diye bir şeyden bahsetmiştik ya başlangıçta. Hı-hı. Bazılarımızın varoluş tarzına içkin bir şey bence bu. Ben mesela hikaye anlatmayı seviyorum. Evet. Ben YouTube kanalım yokken de Instagram'da şeyi açardık. Storyler yeni başlamıştı o dönem. Hı-hı. Sanat tarihi bölümünde okuyorum. İncil'in bir bölümüyle ilgili bir şey öğrendik derste diyelim. Hikaye açıyorum, anlatıyorum. 1000 kişi takip ediyor beni Instagram'da. Niye anlatıyorsun? Anlatmak istiyorum. Hı-hı. Çünkü bazıları için... Onu anlatıyor olmak onu daha gerçek yapıyor. Evet, ve ben o insanlardan biriyim. Yani evet. Ben anlatmayı seviyorum. O yüzden dediğin şey doğru. Eğer anlatmıyor olsaydım belki de hiç yaşamazdım. Güzel. Böyle de bırakalım. Biz saatlerce konuşuruz. Evet. Evet, böyle gider bu. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Çağırdığın için teşekkür ederim. Çünkü bu diğerlerinden çok farklı bir bölüm oldu. Bugüne kadar... Bir fizikçiyi, bir jeoloğu, bir sanatçıyı, şu an hatırlamadığım biri varsa üzüleceğim, bilişsel bilimcileri ağırladım. Ve kanaldaki ilk edebiyatçı sensin. Bahar Akbay da sanatçı ama o daha analitik bir yerden sanatı bir kuram olarak da aldığı için farklı ilerlemişti. Bu tam bir sohbet oldu. E tabii onlar gidip de çoluk çocuğa karışmayı düşünmüyor musun dememiştir herhalde. Evet, böyle bir şey konuşmamıştık. Olsun. Yalnız güzel da... kaçtın sorularına. Yine bir yanıt yoktu mu orada? Dengeli ve politik bir şey var. Şu an konuşmaya daha hazır olmadığım konulardan biriymiş. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizin için keyifli bir sohbet olmuştur. Böyle pazar gününüze, hangi gün izleyeceğinizi bilmiyorum ama benim için geleneksel pazar 12, 5 senedir aynı gün aynı saatte video yayınlıyorum. Hayata ara verdiğiniz, arkadaşla bir sohbet gibi olmuştur. Gelecek videolarda görüşmek üzere, meraklı kalın.